MTürk TV ekranlarındayız sevgili seyirciler. Haberiniz olsun programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Ocak 2024 Pazartesi ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftanın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle haberlerime geçiyorum. Ve ilk haberimiz Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden. Büyükşehir'den refakatçi eğitimi. Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı ya da bakıma muhtaç hastaların yakınlarına uygulamalı refakatçi eğitimi veriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri evde bakım hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastaların refakatçilerine yaşam alanlarında uygulamalı eğitim veriyor. Eğitimler deneyimli sağlık personeli tarafından hasta yakınlarına verilirken eğitim içeriği hastanın yatak yarasının oluşmaması, beslenmesi, psikolojik durumunun stabil halde tutulması, kişisel bakımı, silme banyosunun yapılması gibi birçok ayrıntılı konudan oluşuyor. 13 ilçede hasta yakınlarına verilen refakatçi eğitimi ile teorik ve uygulamalı eğitim alanı hasta yakınlarının hastalarına daha bilinçli ve güvenli olarak bakım vermeleri sağlanıyor deniyor haberde. Biz de Büyükşehir adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü bu tür hastaların bakımlarının ne kadar zor ve meşakkatli olduğu ortada ve tabii ki aynı anda sağlık durumlarının da takibi konusunda bu tür eğitimlerin verilmesi hem hastalar için hem de hastaya bakanlar için çok önemli. Biz de teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir hassas konuda proje ürettikleri için diyor ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Bir diğer haberimiz asayişten. Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı. Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethiye'nin Karaçula mahallesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ikamet adreslerine operasyon yapılan SCU-22 ile PK-24 operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan PK savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen SCU adlı şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, uyuşturucu operasyonlarında Sayın İçişleri Bakanımız Ali Alikaya'yı biz bir kez daha buradan başarılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çünkü uyuşturucu konusu çok hassas bir konu. Bu hassas konuda da mücadeleyle korkmadan, usanmadan, bıkmadan bu mücadeleyi yaptığı için kendisine bir defa daha ben buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Başarılarının devamını diliyorum Sayın Bakanımıza. Ve bir diğer haberimiz, tarımsal destek ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmış. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 3 milyar 495 milyon 566 bin TL'lik ödemenin çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı. Ödemelere ilişkin detaylar şu şekilde verilmiş. Hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 51 milyon 740 bin 550 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 50 milyon 694 bin 973 lira destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırılmış sevgili izleyiciler. Diğer destekler de haberde sıralanıyor. Bu desteklerin yatırıldığı haberini biz de sizlere ulaştırmış oluyoruz. Bu desteklerle birlikte siz de inşallah daha güzel ürünler bize sunarsınız ve biz de sizin sunduğunuz ürünlerle sağlıklı bir beslenme düzenine girmiş oluruz diyoruz ve ellerinizden öpüyorum bütün üreticilerimizin. Ve bir diğer haberimiz, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri bir lastik bot içinde bulunan 38 düzensiz göçmeni kurtarmış. Kurtarılan göçmenler arasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış. Ayrıca göçmen kaçakçısı şüphelisi olarak 2 kişi gözaltına alınmış. Kurtarılan göçmenler Datça limanına getirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne
teslim edilmiş göçmenler. Bu konuda kendileri de sıkıntı yaşıyorlar. Bazıları canlarını kaybediyorlar, bazıları yaralanıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Tabii ki onların da belki kendilerine göre belki açıklamaları vardır ama bu tür yasa dışı olaylara girmemeleri, katılmamaları tavsiyemiz. Ama yapıyorlar, yapacak bir şey yok. Bu tür olayların yaşanmamasını biz temenni ediyoruz sevgili izleyiciler. Ve bir diğer haberim ise spordan ve basketbol. Çağdaş Bodrum, Anadolu Efes ile kıyasiye mücadele etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, ligde 17. hafta maçı kapsamında Anadolu Efes ile İstanbul deplasmanında karşılaştı. Maça Dominic Jordan Artis, Can Uğur Öğüt, Amar Ali Begoviç, Jaron Tremel Johnson, Ahmet Düveloğlu ilk 5'i ile başlayan Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes ile oynadığı ilk periyodu 18-19 önde bitirdi. Hücumda ve müdafaada takımın iyi disipline eden Ahmet Çakı, ikinci periyodun sonlarında savunmasını sertleştirdi. Ege Havza'nın ve Fatih Can Titiz'in de devreye girmesiyle soyunma odasına 35-45 üstün gitti. Maçın ikinci yarısında yaptığı top kayıplarıyla, özellikle Anadolu Efes'in yaptığı hücumlarla potada etkili olması maçın üçüncü periyodunun 61-59 Anadolu Efes'in önde tamamlanmasına sebebiyet verdi. Maçın son periyodunda Çağdaş Bodrum Spor mücadeleyi bırakmamasına rağmen ligin liderine 87-79 yenilmiş diyoruz ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi. Biri ağır, 10 yaralı var. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüs devrildi. Kazada biri ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle'den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu otobüs şoförünün kaygan yola direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada biri ağır, 10 futbolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Biz de yaralı sporculara acil şifalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Ve bir diğer haberimiz, küçük ölçekli balıkçılarımıza destek başvuruları başladı. Kadın balıkçılara %25 daha fazla destek veriliyormuş. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesiyle ilgili başvuruların 8 Ocak 2024 tarihinde başladığını ve son başvuru tarihinin de 16 Şubat 2024 olduğunu açıkladı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Sevinç yaptığı açıklamada 2024 yılı küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi tebliği kapsamında küçük ölçekli balıkçıların destekleme başvuruları 8 Ocak 2024 tarihinde başladı ve başvuru süreci 16 Şubat 2024 tarihinde sona eriyor. Denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamında olup 4.99 metreye kadar olan gemilere 3.500 lira, 5 ve 7.99 metre arası gemilere 4.250 lira, 8 ile 9.99 metre arası gemilere de 5.250 TL destek ödemesi yapılacağı ifade edilmiş sevgili izleyiciler. Ve bir diğer haberimiz ise yaralı Karetta tedavi altına alınmış. Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı bulunan Karetta tedavi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kısa adıyla Dekamer'e götürüldü. Cumalı Mahallesi Palamutbükü sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar sahilde hareketsiz halde Karetta gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Dekamer yetkilileri, görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede ön yüzgeçleri olmadığı belirlenen deniz kaplumbağası tedavi için Ortaca ilçesindeki Dekamer'e götürüldü sevgili seyirciler diyoruz ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Menteşe'de horoz dövüştüren ve kumar oynayanlara ve oynatanlara ceza kesildi.
Muğla'nın Menteş ilçesinde Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne yapılan baskında horoz dövüştüren ve kumar oynayan ve oynatan 54 kişiye toplamda 346.950 TL ceza kesildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menteş ilçesinde faaliyet gösteren Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü düzenlendiği bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı koordinesinde derneğe baskın yapıldı ve bu operasyon sonucunda horoz dövüştürüp kumar oynayan 54 kişiye yüksek miktarda ceza kesildi. Ayrıca baskında dövüştürülen 9 yaralı horoz Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi deniyor haberde sevgili izleyiciler. Ve son haberimiz ise Milas'ta ipi Fevzi Topuz göğüsledi. Milas'ta CHP'li üyeler 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Milas Belediye Başkan adayını ve Belediye Meclis üyesi adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunda gerçekleştirilen seçimlere CHP'li üyeler yoğun ilgi gösterdiler. Milas Belediye toplantı ve evlendirme salonunda belediye başkanlığı için 8, meclis üyeliği için de 8 olmak üzere toplam 16 sandık konuldu. Genel merkez tarafından gönderilen denetçiler huzurunda yapılan seçim sonuçlarına göre Fevzi Topuz, CHP Milas Belediye Başkanı adayı oldu. Topuz üyelerin 1532'sinin oyunu alırken en yakın takipçisi Servet Evran ise 1000 oyda kaldı deniyor haberde. Bu da bir siyasi haberdi. Milas artık CHP adayını belirledi. Cumhur İttifakı'nın adayının belirlenmesi bekleniyor. Bakalım Milas'ta ipi kim göğüsleyecek onu hep beraber göreceğiz diyoruz. Ve programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Bizi izlediğiniz için, haberlerimizi dinlediğiniz için sizlere biz teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.